Merhaba arkadaşlar, Lezzetin Adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere açma tarifim var. Pastanelerden aldıklarınızı aratmayacak. Ben bugün boş yapıyorum. İsterseniz siz çikolatalı veya zeytin ezmeli de yapabilirsiniz. Lafı fazla uzatmadan isterseniz yapımına başlayalım. İlk önce yoğurma kabımın içerisine 1 su bardağı ılık su ve 1 su bardağı ılık sütü ekliyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı şeker, 1 paket maya. Bunları ekleyip tel çırpıcı ile güzelce bir çırpıyorum. 2 tane yumurtanın akını kullanıyorum içerisinde. Sarısını üzeri için kullanacağım. Ve 1 çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Tekrar bir daha çırpıyorum. Toplamda 6 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Unun markasına ve kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Bu yüzden kontrollü bir şekilde ekleyelim. Unu ekledikten sonra üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Ve spatulam ile hamuru güzelce bir toparlıyorum. Gördüğünüz gibi unu ben de azar azar ekliyorum arkadaşlar. Siz de mutlaka böyle yapın. Açmalarımızın yumuşak olması için hamurumuzun yumuşak olması gerekiyor. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edelim. Güzelce pürüzsüz bir kıvama gelene kadar yoğuralım. Hamurumu yoğurup hazırladım. Şimdi üzerini kapatıp mayalanması için bir kenara alacağım. Hamurumu yarım saat mayalandırdıktan sonra üzerine açıyorum. Maya kokusunun çıkması için hamuru elimle bir toparlıyorum. Toparladığım hamuru kenara alıyorum ve uygun bir tepsiyi tezgahımın üzerine alıyorum. Hamurun tamamını bezi yapacağım. Eşit büyüklükte bezelerimizi hazırlayıp tepsimin içerisine alıyorum. Önceden tepsimin içerisine birazcık sıvı yağ sürdüm arkadaşlar. Toplamda 12 tane beze yaptım. Bezeyi yaptıktan sonra bezelerin üzerine birazcık sıvı yağ sürüyorum fırça yardımıyla. Burası çok önemli bir püf noktası arkadaşlar. Açmalarımızı yaparken daha kolay açılması için üzerine mutlaka sıvı yağ sürelim ve mayalandıralım. 15-20 dakika bu şekilde tepsinin içerisinde mayalandırıyorum. Üzeri kapalı bir şekilde. Bezeler çok güzel bir şekilde mayalanmış. Şimdi açmayı yapma işlemine geçiyorum. Tepsimi bir kenara alıyorum ve ilk bezemi tezgahın üzerine koyuyorum. Tezgahımın üzerine birazcık yağ ile yağlıyorum. Bezenin üzerine 1 çay kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Tereyağı oda ısısında olursa daha iyi olur. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde açılıyor. Mayalandırdığımız için ve tereyağı da eklediğimiz için çok güzel bir şekilde açılıyor. Çok kolay açılıyor. Elimizle hafif dokunuşlarla açıyoruz. Burada yırtmamaya özen gösterelim. Tereyağını bu şekilde sürdüğümüz için piştiği zaman siz de videonun sonunda göreceksiniz. Açmaların araları kat kat ve tel tel ayrılacak. Burası da çok önemli bir püf noktası. Bu şekilde elimle açtıktan sonra rulo şeklinde sarıyorum. Sar
aldıktan sonra bir de bu şekilde kıvırıyorum ve iki ucunu birleştiriyorum. Ve bu şekilde kapatıyorum gördüğünüz gibi. Yağlı kağıt serdiğim tepsimi alıyorum. Bezelerin hepsinin üzerine birer çay kaşığı tereyağı ekledim arkadaşlar. Şimdi bir tane daha açıp bir tane daha göstermek istiyorum. İlk defa deneyecek olanlar için bir tane daha göstermek istedim. Bu şekilde elinizle tereyağını sürerek hafif hafif bastıraraktan açıyoruz. Zaten çok kolay bir şekilde açılıyor. Hamurumuz çok yumuşaktı. Beni buraya kadar izleyip videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Tarifim hakkında sormak istediğiniz bir şeyler olursa bana yorum kısmından ulaşabilirsiniz. Tariflerimden ilk önce siz haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini de açmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı şekilde yine uç kısmını birleştiriyorum. Yuvarlak formunu verdikten sonra yağlı kağıt serdiğim tepsime alıyorum. Tamamını bu şekilde hazırlıyorum arkadaşlar. İsterseniz yaptıktan sonra dondurucuda da saklayabilirsiniz. Ben yaptığım zaman fazla gelenini dondurucuda saklıyorum. Çıkardığım zaman aynı yumuşaklıkta ve aynı tazelikte kullanabiliyorum. Malzeme listesini ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan takip edebilirsiniz. Tamamını yapıp yağlı kağıt serdiğim tepsimi aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şekilleri çok güzel oldu. Üzerini kapatıp yine bir yarım saat mayalandırıyorum. Bakın çok güzel bir şekilde mayalandı ve kabardı. Şimdi üzerine yumurta sarısı süreceğim. İsterseniz üzerinde çörek otu, susam veya haşhaş kullanabilirsiniz. Ben çörek otu kullanacağım. Yumurta sarısını sürdükten sonra 180 derecelik fırınımda altı üstü kızarana kadar pişireceğim. Şimdi üzerine çörek otu ekliyorum. Ve fırınıma gönderiyorum. Fırından da sizlere bir kare göstermek istedim. Nasıl kabardığını sizler de görün istedim arkadaşlar. Çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi açmalar pişti ve fırından çıkardım. İnanın mükemmel oldu. Çok yumuşak, çok güzel oldu. Altı üstü de nar gibi kızardı. Şimdi sizlere iç dokusunu da göstereceğim. Bakın bir yumuşaklığını arkadaşlar. Pastaneden aldığınızı kesinlikle aratmayacak. Pastaneden almanıza gerek yok. Evinizde siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Tarifime birebir uyarsanız sizin açmalarınız da bu şekilde yumuşak ve içi kat kat olur. Deneyecek olanlara da şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Neredeyse bütün katları gördüğünüz gibi tel tel ayrılıyor. Bir tane daha göstermek istiyorum. Bakın çok yumuşak. Çok güzel oldu. Çok da lezzetli oldu arkadaşlar. Yapılması da çok pratik. Az malzemeli. Kolay bir tarif. Mutlaka deneyin derim. Bu arada videomun sonuna geldim. Başka videolarda ve başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.